İyiydik ya Engin abi. Ben şimdi kimin filmlerini ödünç alacağım? Bak, ödünç almak bir şeyi kullandıktan sonra geri vermektir Tunç'um. Sana gidenler geri dönmüyor ki. Aşk olsun Engin abi ya. Şaka şaka. Bak ben yanımda götüreceğim her şeyi ayırdım. Kalanları da hepsi de senin. Sahi mi? Tabii, tabii sahi. Arkadaş ganimeti oğlum, gel. Sağ ol Engin abi ya, süpersin. Sen de sağ ol. Bak, bu baban canını sıkarsa atla gel maddete, takılırız biz seninle, tamam mı? Yo, sanki Üsküdar'a çağırıyorsun çocuğu. Gelirim vallahi Engin abi. Hadi biz kalkalım artık, senin de işin gücün vardır, hadi. Bitti benim işim ya. Bu son koliydi zaten, sabaha tamamlarım artık. Vallahi benim hiç uykum yok. Bir şeyler yapalım mı? Vallahi benim de. Gel bir İstanbul turu atalım. Kaç günün kaldı, özlersin sonra. Olur vallahi. Vallahi bana da uyar. Sen burnunu sokmasan olmaz. Tokmak kafa. Ya baba ya. Şşt. Bak, Tunç olmadan ben bir yere çıkmam. İşte bu. Duydun mu baba? Gaza getirme şunu ya. Hadi. tamam hadi. Hadi gel. Gel bakalım hadi. Koçum benim be, aslanım benim. Yürü. Ne günlerimiz geçti be Mesut. Çok özleyeceğim biliyor musun? Ya vallahi şu sokakların dili olsa da konuşsa kim bilir kaç torbacı. Çok vallahi. Yan kesicisi, tinercisi. Boş ver be. Güzel yere gidiyorsun Madrid. Temiz. Bırak Allah aşkına ya. Ne yapayım ben onların temizliğini? Şu kalabalık var ya, şu kalabalık. Hani her gün üstüne gelen, adamı boğan, kanter içinde bırakan kalabalık. İşte onu bile özleyeceğim. Hatırlıyor musun buraya? Hatırlamaz mıyım? Aha, bizimkiler geliyor. Kurtulamayacağız galiba bunlardan. Takip mi ediyorlar bizi? Selam. Buyurun şöyle alalım. Ne haber? Buyurun. İyi geceler çocuklar. Ne var ne yok? İyi Rıza baba. Son turlar işte. Biz de onun için geldik işte. Engin başkomiser şerefine bir gece devriyesi. Ne dersiniz çocuklar ha? Şahane olur valla. Bir de tophaneye ineriz artık. İnmez miyiz usta ya? Allah Allah. Çaylar benden. Oo bu. Başka zaman bulamazsın. İçeri de sen ver ya. Yarın öbür gün zaten yolcusun. İznin de var. Ev taşınma işlerin falan yok mu senin? Hallettim çoğunu Rıza baba. Hem gider ayakta olsa oturamam biliyorsun. Bilmez miyim? Takıl da beraber bağlayalım şu işin kuyruğunu. Tabii ya. Alem operasyon görsün usta. Yakışır vallahi. Veda operasyonu. Bana uyar vallahi. Buyurun o zaman. Kuyumcu soygun. Gerçi soygun mu değil mi o da belli değil ya. Artık belli amirim. Dört dörtlük soygun. Kimin çaldığı belli değil. Ancak kimin malının çalındığı belli. Cafer Üstün diye biri. Yaralı dükkan sahibinin ifadesine göre kuyumcu da bu adamın kara para aklama mekanı. Cafer Üstün. Ben nereden hatırlıyorum bu ismi? 6 yıl önce misafir etmiştiğimiz olmuştur Rıza baba. Tahsilat işinden sonra davası düşmüştü delil yetersizliğinden. Oradan. Sadece bize gelmemiş baksanıza. Kaçakçılık, organize şube, mali polis çok düşmüşler bu adamın peşine. Ne hikmetse... Adam gibi bir iddianame hazırlayacak kadar bilgi toplanamadı Cafer'le ilgili. Her zamanki hikaye. Bu sefer zor kaçar Rıza baba. Kuyumcu bir anlatmış işi. O zaman adım adım gidelim ha. Önce kuyumcudan çalınanlar ve Cafer'le bağlantıları. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Tabii amirim. Usta siz çıkın ben bir... Ne var Suat, ne oldu kızım? Ne mankenliği ya, saçmalamayın. Ne mankenliği ya? Ne? Düzgün müymüş? Tabii bizimkiler de heves etti.
Tamam tamam tamam, hadi siz de gidin yanında. Öyle abuk subuk bir yerse dönüyorsun hemen. Alo, tamam bak. Sen, tam. Duydun mu? Bir dinle ben kadın, bir dinle. Şu lafı mı bitsin? Tamam Aile, sen haber ver. Biz kaçtık başkomiserim. Deviye mi? Yok, hamama. Kese atacak da. Tamam hadi hadi, kolay gelsin. Güle güle. Sen rahattasın galiba, bozmayalım biz seni. Ha? Yayın sen. Aman git be. Mesut, hadi. Özür dilerim, beklettim. Önden buyurun. Teşekkür ederim. Allah Allah, Allah Allah. Neyse. Evet, bir çanta dolusu kayıp altın. Çalanlar muhtemelen bir kere de hepsini satıp kaçmaya bakacaklar. Ama kime? Her yerde aranıyorlar zaten. Kuyunculara eşkallerini de dağıttık. İlla ki müşteri çıkar. Mesela kim? Bize bu işleri bilen bir kuyumcu lazım. Ferdi'yi tavsiye ederim başkomiserim. Eski kapalı çarşı esnafı. Bizi de iyi tanır. Güzel. Sağ ol Hüsnü. Hadi çıkalım mı? Elif, Sinan hadi. Çıkalım abi. Ha, merkez sende Hüsnü. Eyvallah. Tamam mı? Çay içer misin abi? Yok, kahve içiyorum, sağ ol. İyi peki. Adamlar iki kişi. Biz Ali ile kaldık ama böyle birbirimizi görecek halde falan değiliz. Benim kurşunum da bitti. Şarjör de arabada kalmış. O sırada bam diye bir ses. Bir baktım Ali rahat edememiş. Koşmuş tüfeğini almış ya. Adamı vurdu ama kulağımın böyle vallahi iki santim yanından geçti ya. Rüzgarını hissettim resmen ya. Elinin ayarı yok ki Lale'nin. Aradı mı seni bu ara? Dün konuştum ya. Vallahi onu da nasıl özledim. Adamın tezkeresini göremeden gidiyorum, iyi mi? Hakikaten ya. Hikayeler süpermiş. Daha konuşsanız sabaha kadar dinlerim herhalde. Ben de öyle diyordum en başta. Ama bir yerden sonra tekrara giriyorum. Sıkıyor biraz. Vay be. Vay vay. Allah Allah. Öyle mi olduk şimdi? Bak sen ya. Bakmayın siz buna abi. Bu her şeyden sıkılır. Vallahi benden nasıl sıkılmadı hayret. Sıkılmışımdır belki, çaktırmıyorumdur. Sabah şekerleri ya. Ya şeker meker deyip durmayın ya, Allah Allah. Hayret. Şeker. Şey, şekermiş. Ya Kemal. Buyur abi. Oğlum bizim durumlar nerede kaldı? Hadi be. Hakikaten ateşte ya. Abi geliyor, hadi ateşte. Usta ya, hadi usta. Ya bu adama bakarsan acık alacaksın zaten usta ya. Vallahi. Ben gerçekten ya. Ferdi abi, Ferdi bir dakika. Kuyumcu mu? Evet. Efendim. 0543 bu numara değil mi, eminsin? İyi, tamamdır Ferdi, hadi eyvallah. Soyguncuları bulduk galiba. Elimizde telefon numarası var, hadi. Aileni arıyorum hemen. Ulan ağız tadıyla bir yemek yedirtmediler be. Bir dahaki sefer hadi, bir dahaki sefer. Ne yapacağım abi ben şimdi senin bunları? Senin getireceğin. Hadi çabuk ya, çabuk. Sana da be. Kim soracak lan bu arabayı? Hadi herkes hadi. Mesut abinin şoförlüğüydü. Geç yana geç. Hadi. Kuştepe'de Selvi Sokak. Çevre yoluna çıkarsanız daha rahat gidersiniz. Sağ ol Aylin. Cafer de peşine düşmüştür paranın. Bize gelen haber ona da gittiyse başlamıştır soyguncuları aramaya. Dua edelim de bizden önce bulmasın. Fatih, aç oğlum sirenleri, aç. Hemen komiser. Engin başkomisere yakışır mı böyle sessiz sedasız operasyona gitmek? Yapıştır be. Bu! Senin şerefine çalıyor abi. Ya sağ olun vallahi, çok duygulandım. Çok sağ ol. Deniz, yeter artık. Ağlama ya. Sanki dünyanın öbür ucuna gidiyorum ya. Tamam tamam, dikkat edeceğim, merak etme. Bak, ayrıca hala takibimdesin. Okulunu ihmal etme, tamam mı? Ya kapatmam lazım. Tamam tamam. Hadi kızım, kendine iyi bak. Vedat müdür aradı. Toplantıya o da gelecekmiş. Şu Cafer Üstün meselesiyle ilgili elimizde ne varsa hazır bulunsun, tamam mı? Tabii Rıza baba.